Özel okullar için tavan zam oranı Ocak ayında açıklanacak. Veliler artan ücretlerden şikayetçi olurken zam oranları bazı özel okullarda şimdiden %100'ü aşmış durumda. Öyle ki veliler ek hizmetlerin zam oranlarına yansıtılmasından da şikayetçi. Mevcut tavan zam hesaplama yöntemine göre %100'ün altında bir zam oranı beklemiyoruz. Bir kere veliler buna hazır olsun. Ek hizmetlere de özel okullarda biz işte sınırlama olmadığı için biliyorsunuz o konuyla ilgili. Herhangi bir şey düşük bir artış beklemiyoruz. Orada da yine %100, %150'ler seviyesinde bekliyoruz. TÜİK'in yıllık bazda %84,39 olarak açıkladığı tüketici enflasyonu her sektörde hissediliyor. Yüksek enflasyonun en çok etkilendiği sektörlerden biri de eğitim. Milletimizi fahiş fiyat artışlarına karşı korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Mesela bu çerçevede özel okul ücretlerindeki artış tabanını enflasyonla yani %36 seviyesiyle sınırladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel okul ücretlerindeki sınırlamayı açıkladı ancak ücretlere gelen zam bu oranla sınırlı kalmadı. Aralık ayında açıklanan yıl sonu enflasyon değeri değil, 12 aylık ortalamalarda baz alınan enflasyon ortalamaları dikkate alındığından hesaplama geçen sene %72 değil %36 olarak çıktı. 85'leri 90'ları gördüğümüzde uyardım, yani %100'leri bulacağını söyledim. Bu ay itibariyle yani Kasım ayının enflasyon verilerine göre %104'ü buldu. Bunun üzerine özel okullarda erken kayıt dönemi ailelerin bütçesini zorlayacak zam haberleriyle başladı. Özel okullar için tavan zam oranı Ocak ayında açıklanacak. Ocak ayında eğer Milli Eğitim Bakanlığı bir müdahalede bulunmazsa, tavan zam hesaplama yönteminde yönetmelikte bir değişiklik yapmazsa, ne yazık ki bu sene eğitim ücretlerine yansıyacak zam %100 veya üzerinde gerçekleşecek. Baz alınması gereken, yani insanların gelirine kadar artıyorsa, öyle hakkaniyetli bir oranda artış olmalı ki veliler bunu karşılayabilsin. Zam oranları bazı okullarda %100'e ulaşırken veliler kırtasiye, yemek gibi ek hizmetlerinde okulların zam oranlarına yansımasından şikayetçi. Eğitimde diğer kalemlerde, ek hizmetlerde yemek gibi, servis gibi, kitap gibi, kıyafet gibi hizmetlerde uygulanan zam %200'leri, %300'leri buldu. Yani 5 bin lira, 7 bin lira yemek ücreti ödeyen bir veli geçen sene 15-20 bin, 25 bin yemek ücreti ödedi. Özel okulların %95'i bunları zorunlu tutuyor. Diyoruz ki kanunda zorunlu değil. Diyor ki o zaman başka okula kaydettir. Bu bir yönetmelik ihlali ve bakanlık buna ne yazık ki yeterli düzeyde müdahale etmiyor. Yani okullarda göz yumulduğunu düşünüp bunları velilere dayatıyorlar. Özel okul velileri platformu başkanı Özgür Özkan, özel okulların kaliteli eğitim vermenin dışında ticarileştiğine dikkat çekiyor. Özel okulların artık Türkiye'de kaliteli eğitim üretmek dışında başka bir yere gitmiş artık konu. Yani artık orası bir sektör olmuş. Öte yandan fahiş fiyatlara tepki veren velilerin özel okulların yönetimi tarafından mobbinge maruz kaldığının altını çiziyor. Pek çok özel okul velisi mobbingden çekiniyor. Çocukları okuldan atılır, çocukların notları düşürülür, çocukları kötü muamele görür diye korkuyor. Bu tepkiyi koyan velilerin bazılarına servis hizmeti verilmedi mesela. Dediler ki siz şikayet ettiniz, biz size servis vermiyoruz. Kimisi okula çağrıldı, dediler ki çocuğunuzu alın buradan, biz sizle uğraşamayız. Yani burası bir ticarethane dediler açık açık.